Evet arkadaşlar, aracımız Opel Astra 1.6 sağdan devam. 1.6 düz motor aracımız, 2015 model ve aracın sahibi Hasan Bey ile beraberiz. Merhaba Hasan Bey, hoş geldin. Merhabalar Yılmaz Bey, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Sağ ol abi, iyi, siz nasılsınız? Hamdolsun, işlem bitti, artık testteyiz. Evet. Nasıl hissettiklerin? Abi şu an için bir fark göremiyorum. Bunu tabii ki de videolarda çok gördük. Herkes artık ezberlemiştir ama şu an için şey var mıydı? Bir ön yargı açıkçası. Yani ya bu düşer, ya bu düşer diyor muydun? Abi samimiyetime inan, ben çok takıntılı bir adamım. Yani takılırım hep, yani kendi kendime sorun yaratırım. Takıntılı bir adam olduğunu hissettin başından. Yani ve de en iyisi olsun. Aynen. Gerekli uzman kişiler tarafından yapılsın diye de yaklaşık 2 hafta araştırdım. Çok güzel. Ön yargımdan, yani forumlardan olsun, internetten olsun sorduk, soruşturduk. En iyisi sizin olduğunuzu söylediler. Geldik bu şekilde. Abi en iyi yere gelmişsin. En iyi ürünü de seçmişsin. Çok şükür. Ne seçtik abi? Abi Lorenzo. Lavato. Düzeltiyorum. Lavato. Seçtik. Ben çok karıştırıyorum. Lorenzo da güzel oldu. Var ya, Lavato ile Lorenzo'nun karışımı oldu. Yeni bir marka yaptım, Lorenzo yaparım abi. Vallahi abi arabayı size bıraktım. En iyisi dedik. Güzel bir şey olsun dedik. Çok güzel. O şekilde tercihimiz. Montaj yaptım. Nasıl geçti? Beğendin mi montaj kalitesini, işçiliği? Montaj, ya şu anda sizden yana hiçbir sıkıntımız yok. Arabamı da kullanıyorum. Her şey gayet iyi. İlgi iyi, alaka iyi, montajım iyi. Her şeyim iyi çok şükür şimdilik. Bir ara harika. O zaman senin gibi böyle hassas bir müşterimizle memnun edebilirsek ne mutlu bize. Önemli şimdi, olan müşterinin sağdan devam. Aynen. Müşteri çok değerli Hasan abi. Yani abi biz de herkes ticaret yapıyor. Başka yerde de çalışsam birinci öncelik müşteri memnuniyetidir. Olması gereken de odur ki, yani referans, en büyük referans bence müşteridir yani. Müşteri şey yapar. Onu da anlatayım, yani 3-5 kişi size önerdi. Değil mi? Düşünün ki benim hayatımda gazla bir işim olmamıştır. LPG ile bir alakam olmamıştır. Sizin referanslar iyi geldi yani. Çok şükür iyi geldi. Tam Maltepe'den kalktık, sizin için geldik. Yoksa birçok yer vardı yakınımızda. Yani. Değil mi? Eyvallah. Şu anda da arabaya bakıyorum. Ciddi söylüyorum. Yani dediğim gibi hiçbir fark yok. Evet. O şekilde. Sadece işte dediğim gibi bu şey yakma, motorla ilgili bir sıkıntılar olur mu? İleride onlarla ilgili şüphemiz. Onlarla şey ilgili hani sana şöyle söyleyebilirim. Bizim bugün yaptığımız 5 aracın sonucunda 1170. Opel Astra montajı tamamlanmış oldu. Biz şu ana kadar görmedik, rastlamadık. Bunun tabii hani bir tesadüfi bir olay değil bu. Kesinlikle. Şimdi biz bu araçların niye bu subap problemi yaşadığını biliyorum. Hı. Sebebini biliyorum. Çözümünü de biliyorum. Ve sağdan devam abi. Bu araçlara nasıl montaj yapmamız gerektiğini biliyorum. Hassasiyetlerini biliyorum. Bu noktada müşterimiz de abi bize ürün konusunda uyar. Yani biz abi senin arabaya şu ürün uygundur dedin mi? Önemli olan uyar. O zaten bence abi. Yani müşteri birazcık kendini ustaya bırakacak. Aynen. Bulduktan bravo. Sonra teslim edecek. 300 lira için, 500 lira için kaçmayacak, korkmayacak, verecek. Gerekirse yani parasını kenarına koyacak, öyle ayarlayıp gelecek. Aynen. Ama usta ne diyorsa bravo. Ona göre kendini şey yapacak. Çünkü ne anlıyorsun bravo. Ki arabadan abi? Ne biliyorsun motorunun nesini, bijonunu, bilmem nesini, ne biliyoruz ki yani. Ya bir de otogaz teknik bir konu. Şimdi çok yani dediğin gibi aslında ama böyle bu noktada hani akıllı müşteri diyor ki sen ne tavsiye edersin? Evet. Güzel bir soru bu bizim için. Aha. Ondan sonra biz tabii topu bize atarsa müşteri, biz arabasının en uygun ürünü zaten söylüyoruz kendisine, seçiyoruz. Ya öyle olması lazım abi. Yani siz ustasınız, işinizin erbabı olmuşsunuz. 1100 küsür tane Opel Astra yapmak ne demek yani? Sadece size gelmenin sebebi bile bu olabilir. Bir değil adam mi? Bir 1100 küsur tane araba yaptıysa bu işte yani bir şey vardır. Vardır. Bu adam bu işin erbabıdır abi yani. Abi inanılmaz yerlerden geliyorlar. Gerek yok. Kastamonu, Afyon. 2 hafta araştırdım. Diyarbakır. Abi. Hepsinin videolarını izledim. Afyon'u izledim. Artvin'den gelen var abi. Artvin'den ya. Doğrudur abi, böyle işte maşallah diyelim. Allah daha çok versin. Genel olarak memnun muyuz? Hani serviste karşılama, bilgi verme, ilgi alaka, abi montaj. Sabri Bey'le görüştüm. Evet. Telefonla dünden beri görüştüm. Maltepe'de dedim evim. Abi sıkıntı yok, geleyim alayım arabanı istersen dedi. Orada görüşelim. Harika. Evet. Sabah geldik, bir de geç kaldım. Harika. O abi kadar. Bu arada testteyiz. Arabayı bas ha. Yani bir test yapıyoruz şu anda. Bakacağız. Bir atabilir miyim? Tabii tabii, istediğin gibi. Bas kullan. Benzinden bize abi, yorumlu olayı. Şeyimiz şu cümlemi bitireyim. Sabri Bey'in alakası, Yılmaz Bey siz. Allah razı olsun yani hizmetiniz. Yani görüşmelerimiz bile insana şey yapıyor. Değil mi? Çok güzel. Abi bu Subap'la ilgili hani ben rahatlatıcı bir iki evet. şey söyleyeceğim sana. Evet. Bu araçlarda abi bu ürün için ve canlı mühendislik için Subap sorunu yaşamayacağını ben sana söyleyebilirim.
Bunu çok emin ve konuyu bildiğim için söylüyorum. Burada senin dikkat etmen gereken şeyler, bir, arızalanmasının yanmaması. Bir. İkincisi, ilerleyen zamanda, şu anda mesela nasıl gidiyoruz abi? Benzin gibi değil mi? Şu anda hiçbir fark yok. Buna inanın. Tüm samimiyetine inanın. Şey yaparsın. Abi bir ön görüşme falan yaptın mı bir seninle? Yok, hani bir binerken? Tamam. Hiçbir şekilde yok. Abi günün birinde benzine göre bir performans... Bu arada. Çok koydum. Çok güzel. Hiçbir yaramaz yok. Çok güzel. Günün birinde benzine göre bir düşme olduğu zaman abi bizimle görüşeceğiz. Yani atıyorum... Bir şey oldu. Bir sebebi önemli değil. Arabadan olabilir, gazdan olabilir. Onu ihmal ederek devam etmeyeceğiz. Bu da bir Subaru'yla ilgili riskimiz. Bir de abi bu araçlar çok agresif kullanmaya, böyle basa basa kullanmaya gelecek araçlar değil. Zaten o tarzda birisi değilim. Yani şu an denemek için basıyorum. Evet. Normalde devrinde 3000 devir anca değiştiririm. Uzun yolda ya da acil bir şey olursa basacağım. Şeyleri de bilerek kullanacağım. Aynen. Onun dışında abi bu arabanın Subaru ömrü, motor ömrü neyse aynısını bulacağını ben de çok rahat söylüyorum sana. İnşallah. Söyleyebilirim. İnşallah. Çünkü şu anda 200 bini devirmiş pek çok hem Opel Astra müşterimiz var hem aynı motor. Geçen gün Toyota'dan bir videonuzu izledim diyorum ya, 2 haftadan beri araştırıyorum. Evet. Yani 450 bin kilometre aynen. Yol gitmiş. Aynen. 450 bin kilometre yol gittim diyor. Maşallah. Allah inşallah. Hiç de bir sorun yok bu arada. İnşallah. Bu arada bizim ticari taksilerimiz var mesela. Hı. Onlar 500 bin, 600 bin kilometreyi yapıyorlar o 5 yıllık dönemde. Emin ol, daha motorunu açmayan müşterilerim var yani. Hiç 50 bin müşterilerimiz var. Ya ben bu zamana kadar işte birazcık dedim ya, ön yargı, birazcık pimpirik, bu zamana kadar gelmedik ama benzinin de 5 liraya açtığı bu günlerde... Yani LPG başka bir çözümümüz yok. Eğer çok paranız varsa dizel araba alıp. Vallahi abi. Vallahi dizelin de derdi büyük, sana söyleyeyim mi? Ya onun da bakım masrafı var. Bende de dizel araba vardı neticede. O da şeydi, bakın şu anda yani 2 ile kalktım. Araba gayet güzel. Benzinli de nasılsa. Aynı değil mi? Onun gibi yağ gibi eriyor şu çok anda. Güzel. Hiçbir laflarımda da yalan yok. Ne hissedersem onu söylüyorum. Aynen. Çok şu güzel. Şu anda da test için basıyorum. Normalde böyle çok hızlı gitmem. Ama yok, şu anda bu kullanım tarzı güzel. Bu ideal yani şu anda. Hakkını vermek lazım bence. Kesinlikle abi, de yine dikkatli olmak lazım. Abi motor sigortası yaptırdın bizden. Yaptırdım, evet. O da garanti almak için, sizden bir şüphem olduğundan dolayı abi, değil ama evet. Neticede kul yapısı. Aynen. Bir U dönüşü yapabiliriz abi. Tamam, şu ilerden yapayım ama. Bir ilerden de yapabilirsin kafana göre. Tamam. Şimdi Hasan Bey şöyle, ben hani mesela ilk sorduğumda aslında ben motor sigortasını gerekli görmüyorum dedim, evet, size. Onu kendime olan güvenimden söyledim. Evet. Bu arada... Hatta bir iki tane marka daha önerdiniz. Şimdi isim vermeyeyim, doğru yanlış olur. Onları da taksanız garantiye gerek yok bile dediniz. Aynen. Benim tavsiye ettiğim markalarda olursa gerek yok ama siz işimiz rahat olsun tarzında. Lavato'nun motor sigortasını yaptırdık arkadaşlar. Evet. 180 lira fiyatı, 2 yıllık 3500 TL'ye kadar olan motor hasarlarını ödüyor. Bu anlamda Lavato'nun motor sigortası benim en çok hoşuma giden motor sigortası. Niye? Çünkü Lavato kendisi ödüyor parayı. Sigorta şirketi değil, kesinti yapmıyor. Ama şimdiye kadar yapmış olduğumuz araçlarda da pek ihtiyacımız olmadı. Türkiye genelinde de ihtiyaç pek olmadı işin doğrusu. Ve birkaç tane müşteri memnuniyeti adına ödeme yapıldı ama Lavato bu anlamda hakikaten başarılı bir ürün. Zaten internette gerçekten benim gibi araştıran, çok araştıran kişilerse markanın, zaten şimdi markanın reklamını yapmak gibi olmasın ama üst sıralarda çıkan bir marka. Aynen. Kendisi yani gönül rahatlığıyla yapılabilir. Tabii bu diğer markaların kötü olduğu anlamına gelmez. Ama bu marka da bence gayet iyi bir marka araştırmalarımıza göre. Aynen. Tabii kullanıp göreceğiz bunu. Tabii. Abi ben bu ürün için yıllarca sorunsuz kullanacağını biliyorum. Bunu zaten İnşallah. Söylüyorum. Arkasındayız her zaman. Motorla ilgili de çok rahat olacaksın. Bu arada nasıl gidiyor? Gidiş çekiş. Şu anda sabah video çektiğimizden beri söylüyorum. İnanın hiçbir fark yok. İnanın buna yani zaten. Birebir aynı. Olursa, videoyu izleyen olursa, gerekirse teste çıksınlar bir gazlı arabayla, görsünler. Hiçbir sıkıntı yok. Günün rahatlığıyla binilebilir. Arabaya bineceği kadar ya biraz düşer dedim mi? Hani ya sanki... Devir anlamında mı? Yok, güçten biraz düşeceğini bekledin mi? Düşündüm. Yokuşlarda özellikle dedim şey olur mu? Ama şu an için bir sıkıntı olmadı. Aynen. Yani gidişimiz devirden düşürdüğünüz zaman yani atıyorum 3'le de yavaşlayıp kalksanız araba gayet de kendini kalkıyor. Bu atıyor. Özellikle abi otomatik viteste bir artın daha olacak senin. Hissedeceğin. Daha tatlı bir kullanış, daha keyifli bir kullanış hissedeceksin bunu. Evet. Yumuşak bir kullanış.
benzine göre daha zevk verecek sana kullanırken. İnşallah. Şu an için kullanıp yaklaşık herhalde bir 10-15 dakikadır arabayı test ediyoruz bir yandan da. Ama gayet de başarılı. Hiçbir sıkıntısını görmedim. Aynen. Çok şükür inşallah bundan sonra da İnşallah. Bir sıkıntısını duymayız. Çok güzel. Arabada. Çok güzel. Şimdi biz yeni bir kampanya başladık. Son olarak bununla ilgili fikrini de almak istiyorum. Doların yorunu getir. Ayar ve sızdırmazlı kontrolü bedava. Nasıl? Süper kampanya. Katılıyor musun? Kesinlikle. Başarılı olur mu bu kampanya sence? Türkiye için söylüyorum. Türkiye milliyetçisi birisi olarak yani buna kesinlikle insanların tamamen destek vermesini düşünüyorum. Ben bekliyorum. Yani kenarında 100 bin doları olanın 10 bin dolar bozdurmasıyla iş olmaz arkadaş. Aynen, hepsini bozdur. 100 bin dolarını da bozduracaksın. Çünkü abi o paranın yani, bil ki Amerika'ya verdiğin bir para olduğunu bil. Kesinlikle. Aldığını da bil. Yani giydiğin kıyafetlerde de bunu Türkiye'nin markası. Yerliyi tercih et. Aynen, bravo. Her şeyinde yerliyi tercih et. Abi yurt dışına çıkıyorsan biz ürünlerimizi verelim. Aynen. Onlar bize TL ile gelsin. Yurt dışına çıkıyorsan al abi dolarını git. Kesinlikle. Yurt dışında harca. Onun dışında stokta mı doların markı? Kesinlikle. Euroyu. Hiç doğru mu? Yok. Hele yastık altında hesabında. Aynen. Arkadaşlar yani bu konu çok ince bir konu. Fazla da şey yapmak istemiyorum ama kampanyanızı da canı gönülden destekliyorum. Canı gönülden destekliyorum. Bozdurun dolarınızı. Getirin Candan Mühendislik'te. Mis gibi kampanya yapmış. Allah razı olsun Candan. Abi bir bu yanlıştır ya. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Karınca misali. İnsanların bazı şeyleri fark etmesinin vakti geldi bence. Bence abi 3-5 kişi be 3-5 kişi bile bu konuda ya ne güzel bir olaymış. Hakikaten ya biz bu doları alıyoruz ama bu doları almaktan Amerika'ya biz yardım ediyoruz demiş olsa bundan geri dönmüş olsa abi benim için ve bizim için bence çok büyük başarıdır. Kesinlikle. O zaman kampanyamız hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin inşallah. Herkesi de desteğe bekliyorum. Evet Fatih Bey, o zaman arabanın testleri de tamamlanıyor şu anda. Ben hayırlı olsun diyorum sana. Teşekkür ediyorum. Güle güle kullanmanı. Çok memnun oldum. Ben de çok tanıştığımıza memnun oldum bu arada. Arabamıza binebileceğiz. Ben de çok memnun oldum. Aynen. Yani eskiden düşünüyorduk açıkçası İzmit'e gitsek mi, Adapazarı'na gitsek mi? Dur babamdan dizel arabayı alayım, onunla gideyim. Yani, şimdi bas Artvin'e git burada. Tabii işte. Memleket neresi? Trabzon. Oo bas, ben yeni geldim Trabzon'dan. Vallahi, bas git abi. Tamam. Oo çok güzel. Rize daha güzel bu arada. Rize de. Rize vallahi daha güzel abi. Yaylalı. Merkezi değil de yaylalı. Çamlı Hemşin falan. Çamlıhemşin bölgesi başka. Çok güzel. Trabzon'da evet. Ayrı güzel. Tabii. Giresun falan onlar da harika. Karadenizimiz her yanı güzel. Ben mutlaka gezilmesi gerekir. Her yeri güzel. Aynen doğru. Bak, bravo. Abi yani Türkiye'de bravo. Sıkıntılar var Türkiye'de. Yoksa memleketimizin her yeri doğusu da güzel, batısı da güzel. Altın gibi bir memleket güzel ya. De güzel. Değil mi? Abi dört mevsim yaşadığım bir ülke. Aynen. Vatandaşı candan daha ne olsun. Yani. Aynen. Aynen. Bir birlikte olmaya ve kenetlenme ihtiyacımız kesinlikle var. Kesinlikle. Özellikle şu günlerde. Aynen öyle. Şu anda da her video devam ediyorsa. Ediyor. Dolarını alan, şu anda inat olsun diye dolar alanların da. Soldan içeri, evet. Yani Allah akıl fikir versin diyorum. Aynen. Nasıl aynen. Bir yabancı dünyanın insanları. Hani Allah affetsin başka bir şey söyleyeyim. Bence o birlikteliği gösterecek olan bile yeter bence. Ya kesinlikle hayır. Şu anda insanlar gidiyor inadına döviz alanlar var. Şu Allah anda, Allah. Tabii bilmiyor musunuz onu? Vallahi ben inadına, bilmiyorum. İnadına ekonomi çöksün diye şey yapsın diye inadına dolar alanlar var. İşte bunları bizim şey yapmamız için ne kadar doları olan varsa insanların gitsinler bozdursunlar. Türkiye bizim. Aynen. Suriye gibi olmak istemiyorsak başka... Yani şey gibi ülkeler olmak istemiyorsak yapacak bir şey yok. Kendimize, birbirimize kenetleneceğiz abi. Türkiye aynen. Bir tane. Dünyada bir tane daha eşi yok Türkiye'nin. Aynen, bu aynen. Böyle bilinsin. Herkes çok, de bunu çok bu güzel. Şekilde bilsin. Vallahi aklına Fatih Bey, kızasın abi. Sazı eline aldın, mikrofonu bırakmıyorsun. Tam maşallah. Radyocu falan mısın abi yoksa? Yok abi. Vallahi. Mermerciyiz, doğal taş. Vallahi çok güzel konuştun. Çok zevkli video oldu. Teşekkür hem, ederim. Hem test ettik hem... Gündemden konuştuk. Güzel oldu. Için abi, keyifli güzel, oluyor değil mi? Çok güzel. Arabasından memnun Fatih Bey arkadaşlar. Herkesi de çağırıyorum memnuniyet adına Candan Mühendisliğe ve herkese iyi günler diliyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Gönül rahatlığıyla gelin arkadaşlar. Eyvallah. Allah razı olsun.